almaz planlar, korkunç cinayetler ve şoke edici ölümler. 2017 gündemine bomba gibi düşen olaylardan ilki İstanbul Fatih Tekay'da geçti. 40 günlük bebeğini kuru sıkı tabancayla vurup denize atan anne bununla da yetinmedi. Oğlum bana mı öldüreceksin oğlum? Vicdansızlığına gerekçe olarak da sevgilisinin bebekten kurtulmak istemesini gösterdi. Ben yaptıysam söyle. Kim yaptıysa da söyle. Şu iki tane yedim ulan aşkına. Bak ben sana söyle diye yalvarıyorum Ahmet. Söyle. Cesedin yerini sana kim gösterdi? Yılan hikayesine dönen Nazmiye Çam davasında bu yıl sona gelindi. Cinayetin sorumlusu olarak gösterilen Ali Yaşar Çam, oğlu Hasan Şükrü Çam'la müebbet hapis cezasına çarptırılırken Ahmet Çam 20 yıl hapis cezası aldı. Ahmet bir şey söyleyecek misin? Bir şey söyleyecek misin Ahmet? Akıllara durgunluk veren bir başka cinayet haberi Sakarya'dan geldi. Aynı iş yerinde çalıştıkları Suriyeli gençle tartışan iki cani, o gencin 9 aylık hamile eşini ve 11 aylık oğlunu kaçırdı. Kadına tecavüz eden saldırganlar anne oğlu vahşice katletti. 15 Ağustos'ta ise İzmir'den gelen acı bir haberle sarsıldık. Servis çalışanları çocuğu arabanın içinde unutmuşlar. Çocuğum havasızlıktan kemiri bağlı bir şekilde, çok acı bir şekilde vefat etmiş. 3 yaşındaki Alperen Şahin kreşe giderken uyuduğu okul servisinde unutulunca havasızlıktan yaşamını yitirdi. ...27 Ağustos'ta ise ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. Eski manken Filiz Aker, Beşiktaş'ta bir otel odasına çağırdığı Şaşmaz'ı sırtından vurdu. Sonra ise intihar etti. Emrah Serbe, sunumda T yok. Bundan sonra benim sunumda hiçbir şey yok. Bu sözlerse geç kalan bir itirafçıya. Kendisinin de defalarca tekrar ettiği gibi Emrah Serbest'e ait. 22 Eylül'de 3 kişinin ölümüne neden olduğu kazayı arkadaşının üstüne yıkan Serbest, olaydan 6 gün sonra suçunu mektup yazarak itiraf etti ve teslim oldu. Annesine kendisini öldürten Adanalı genç Emre Görür'ün haberinde sıra. 6 aydır psikolojik tedavi gören genç, kapı koluna silahlı bir düzenek kurdu ve annesinin kapıyı açmasıyla intihar etti. 3 Aralık'ta kayda geçen bu görüntü ise Erzincan'dan. Çarşı izninden alkolü döndüğü belirlenen bir asker yavru kediyi işkence yaparak öldürdü. Önce gözaltına alınan sonra serbest bırakılan saldırgan bu olaydan bir hafta sonra da bir polisin bileğini kırdı.